Arkadaşlar herkese yeniden bir Brawl Stars bölümünden daha selamlar. Bildiğiniz gibi Brawl Talk benzeri Time to Explain dün Brawl Stars'ın resmi kanalında yayınlandı ve bu video içerisinde Dani ve Frank önümüzdeki güncellemelerle Brawl Stars'a nelerin ekleneceğiyle alakalı çok önemli açıklamalarda bulundu. Bunların içerisinde ücretsiz verilecek bir karakterden yeni kostümlere kadar birçok da önemli bilgi vardı. Sizlere video içerisinde tüm bu bilgileri ve daha fazlasını göstereceğim, ancak bu tarz videoların da devamı için bu videoya en az 3000 like atıp kanala abone değilseniz 800.000'e çok az kaldı, abone olarak destek olabilirsiniz diyeyim ve öyle videoya geçeyim. Dani ve Frank'in önemli açıklamalarını göstermeden önce arkadaşlar, dükkanında en sağlam içerik üretse destek bölümünden ustayı destekleyerek yaptığımı emin oluyorum. Sizler de burada sadece ustayı destekleyerek yapmış olduğum çekilişlere de katılabiliyorsunuz. Buradan ustayı destekleyenlere kocaman bir kalp yolluyorum. Şurada gördüğünüz gibi süper fırsat paketi var. Bunu alarak videoya başlamak istedim açıkçası. Umarım güzel şeyler çıkar. All Star hediyesi ve bir tane de efsanevi Star hediyesi hocam. Bakalım neler çıkartabileceğiz bunların içerisinden. Sürekli ender veriyor. Ayıptır ama birader ya. Bak gerçekten bak, süper ender. Yavaş yavaş yükseliyoruz. Yine ender geldi. Abi ender ya. Şaka mı ya? Valla sadece ender veriyor arkadaşlar. Ya süper ender ya ender kardeşim diyor. Sana bu kadar diyor yani. Sen adam ol diyor ya. Bu kadar sana. Bak sürekli ender. Oğlum bir destans var. Bir şeyler yan. Farklı bir şeyler olsun. Hiçbir şey yok abi. Bir tane efsanevi Star hediyesi geldi. Bari buradan bir 1000 kredi ya. Valla bak kredi istiyorum. Oha! Frank'e kostüm geldi hocam. Güzel. Taş devri Frank geldi arkadaşlar. Güzel, tamam. Bu iyi oldu. Açıkçası güzel bir paketten kostümle çıkartmış olduk diyelim. Ve bildiğiniz gibi Brawl Stars Event sitesi bu hafta sonu bizlere 20 tane ücretsiz ödül vermesi gerekiyordu arkadaşlar. Ancak sadece bu ekranda gördüğünüz ücretsiz 10 ödülü verdi. Ancak bundan 1-1,5 hafta önce Event Brawl Stars sitesine girdiğinizde totalde 20 tane ödül olduğu gözüküyordu. Ninja rozetine kadar az önce gösterdiğim ödüller birinci günün ödülleri iken her gün yeni ödüller açılıyordu ve ikinci günün ödülleri olarak da arkadaşlar 8 tane rastgele Star hediyesi, bir tane aşamalı Star hediyesi, bir tane de efsanevi Star hediyesi verdiği gözüküyordu abi Event Brawl Stars sitesi. Ki zaten şu an ekranda da görüyorsunuz abi, bakın 5 September 5 Spectacle etkinliği birinci gün ödülleri 10 tane Ninja Rosette'ine kadar, ikinci gün ödülleri de burada gözüküyordu gördüğünüz gibi. Ve ikinci gün açılacağını söylemişlerdi abi o zamanlar bu ödülleri. Ancak bu ödülleri ikinci gün ödülleri olarak vermedi arkadaşlar. Bunun da iki nedeni var: ya buraya bu ödüllerin koyulması bir hata sonucu oldu, Supercell'in bir hatasıydı, ya da abi başka bir sıkıntıdan, başka bir hatadan dolayı bu ödülleri ikinci gün ödülleri olarak bizlere veremediler. Ancak bununla alakalı Supercell'in yaptığı bir açıklama henüz yok arkadaşlar. Ancak Twitter'da da birçok kişi bu ödüller niye verilmedi diye Supercell'e yazıyor. Muhtemelen yakında bir açıklama gelecektir ve ben de bir açıklama gelir gelmez bu ödüllerin neden verilmediğini ve sonrasında verilip verilmeyeceği ile alakalı bilgileri sizinle paylaşacağım. Bu bilgiyle videoya başlamak istedim. Evet, Brawl Talk benzeri Time to Explain bölümü dün Brawl Stars'ın resmi YouTube kanalında yayınlandı ve bu podcast 2 saat 43 dakika uzunluğunda bir videoydu. Ve bu videonun amacı senin benim gibi Brawl Stars'ı oynayan oyuncuların Brawl Stars'ın önde gelen isimleri olan Dani, Frank ve Adrian'a sordukları sorulardan ve yine Dani, Frank ve Adrian'ın bu sorulara verdiği cevaplardan oluşmaktaydı. Ben de az sonra sizlere bu 2 saat 43 dakika uzunluğundaki podcast'in özetini sunacağım ve Dani, Frank ve Adrian'a sorulan en önemli soruları ve buna Dani, Frank ve Adrian'ın verdiği cevapları sizlere göstereceğim diyelim ve ilk maddemizle başlayalım abi. Evet, ilk olarak çok önemli bir şöyle bir soru gelmiş arkadaşlar. Neden artık kalıcı özellikler yok diye bir soru gelmiş. Bildiğiniz gibi sürekli mutasyonlar veya güçlendirmeler gibi geçici özellikler oyuna ekleniyor. Buna Dani, Frank ve Adrian şu şekilde bir cevap vermiş: geçici özellikler önemli ancak değiştirilmesi gereken daha büyük şeyler olduğunu fark ettik. Bu yüzden yakında kalıcı özellikler de gelecek demiş oyuna. Önümüzdeki yıl veya daha uzun bir süre boyunca oyunda geçici ve kalıcı özellikler arasında daha iyi bir denge bulmaya çalışacağız denmiş. Yani önümüzdeki güncellemelerde oyuna kalıcı özellikler de gelecekmiş arkadaşlar. Bunu bu cevaptan anlayabiliyoruz ve gerçekten önemli bir maddeydi bu. Evet, burada aslında göğsümüzü kabartacak bir durum söz konusu arkadaşlar. Yine Frank'e sorulan bir soru bu. Frank'e sorulmuş, demiş ki soruyu soran kişi, Brawl Stars'ta en çok oyuncu hangi ülkede var demiş ve Frank de buna cevap olarak Türkiye en büyük pazarlardan birine sahip demiş ve aslında en çok oyuncunun Türkiye'de olduğunu söylemiş Frank. Ve bu da sizin tabii ki de Brawl Stars'a gösterdiğiniz ilgiden kaynaklanıyor. Ve gerçekten bu durum benim göğsümü kabarttı arkadaşlar. Frank'in direktmen Türkiye demesi gerçekten çok önemli bir olay diye düşünüyorum ve göğsümü kabartan bir durum. Ve ekstra eklemiş Frank: bu yıl Amerika'da da günlük aktif kullanıcı sayımızı 2 katından fazla arttırdık. Japonya, Kore ve Brezilya'da da aynı şekilde büyük sayılar var demiş Frank abi burada ve Türkiye konusunun geçmesi gerçekten bizi bir mutlu etmedi değil. O yüzden bu maddeyi de sizlere göstermek istedim. Ve yine sorulan çok önemli sorulardan biri de: Mega Kumbara tanıtıldığından beri kulüpler ayın %90'ında yapacak bir şey olmadığı için biraz ölü gibi hissediliyor. Bunu değiştirmeyi planlıyor musunuz? Yani kulüp etkinliklerini artırmayı planlıyor musunuz diye bir soru gelmiş. Evet, katılıyoruz. Kulüp ligi yeterli değil. Mega Kumbara iyi bir alternatif olsa da denmiş. Yani burada da aslında kulüplerle ilgili daha fazla şey yapılacaklarının bir sinyalini vermiş abi Brawl Stars ekibi bizlere. Ve devam etmiş: bir denge olması
olması gerekiyor ve şu anda doğru değil, ancak bunu düzeltmek için çalışıyoruz. Mega kumbarayı değiştirmeyi planlamıyoruz, ancak kulüpler için başka neler yapabileceğimizi tartışıyoruz, düşünüyoruz demiş. Burada Dari Frank ve Adrian abi, yani yakında kulüplerle de ilgili arkadaşlar çok güzel güncellemeler, çok güzel yenilikler bizleri bekliyor gibi duruyor. Burada verilen cevaba bakıldığında bunu da sizlere göstermek istedim, çünkü çok önemli madde bu da kulüplerle ilgili. Evet, buradaki soru ve cevap gerçekten yine bizleri ilgilendiren ve önemli bir olay. Şöyle bir soru gelmiş: tekrar ücretsiz dövüşçü elde etmek için bir mücadele olacak mı denmiş. Çünkü en son galiba Griff mücadelesi olmuştu ve Griff'i biz ücretsiz almıştık, bu 2-3 sene önce falandı bu arada arkadaşlar. Ve Brawl Stars ekibi şöyle bir cevap vermiş: hayır, çünkü bize bir getirisi olmuyor bunun demiş ve ama belki bunları yeni yollarla ücretsiz olarak sunabiliriz denmiş. Ancak burada bu ücretsiz karakter konusu kapanmamış abi. Az sonra size göstereceğim ücretsiz bir karakterle alakalı da çok önemli bir açıklaması var. Dani ve Frengin abi, bunu da dediğim gibi az sonra göstereceğim diyelim. Maddelerimize devam edelim. Evet, yine Brawl Stars'ın belası olan Wintrade ile ilgili bir soru gelmiş arkadaşlar. Brawl Stars ekibine de şöyle denmiş: Wintrade hakkındaki görüşleriniz neler demiş. Bununla da alakalı olarak sana Frank cevap vermişti. Tam olarak hangi kazanç ticaretinin yapıldığını söylemek çok zor ve bu nedenle bu kalıpları sık sık bulursak genellikle oyuncuları cezalandırıyoruz demiş. Yani Wintrade yapan kişileri cezalandırdıklarından bahsetmiş arkadaşlar. Ancak bununla alakalı şöyle de bir durum var: yakında bu Wintrade yapanları daha kolay tespit edebilmek için oyuna bir takım da yeni özellikler ekleneceğinden de bahsetmişlerdi arkadaşlar bu podcast içerisinde. Onu da bir dipnot olarak sizlere söyleyeyim. Yani yakında Wintrade yapmak daha da zorlaşabilir abi. Brawl Stars içerisinde bu bilgi önemli bir bilgi bence. Evet, yine gerçekten sorulması beni bir hayli mutlu eden bir soru daha var arkadaşlar. Kral Frenge ne oldu diye bir soru gelmiş. Bildiğiniz gibi oyuna çok önceki bir Brawl Talk'ta geleceği söylenmişti bu kostüm abi. Şu anda da görüyorsunuz Kral Frank kostümü. Şöyle bir cevap gelmiş abi: bu kostümün yayınlama zamanının çok daha erken geleceğini düşünmüştük ama bunun için bir planlamamız var ve CR pinlerini belirli bir şekilde yakında yayınlayacağız denmiş. Hatta şöyle de oyun içerisinden göstereyim arkadaşlar. Bunların satışa sunulması gerekiyordu. Ta aylar önce Brawl Talk'ta öyle söylenmişti, ancak gelmedi. Yine aynı şekilde CR, yani Clash Royale rozetleri dedikleri de arkadaşlar şunlar, bakın: bu ve bu sanırım arkadaşlar. Bunlar da Clash Royale rozetleri abi. Bunlarla da alakalı soruya cevap vermiş oldu ve yakında yayınlayacaklarını söylemiş. Az önce gösterdim Clash Royale rozetleri ve bu Kral Frank kostümünü abi. Bakalım, umarım gelir yakında ve biz de alırız diyelim, devam edelim. Evet, yine güzel bir soru sorulmuş arkadaşlar: sesli sohbet Brawl Stars'a ne zaman eklenecek diye. Çünkü bildiğiniz gibi Brawl Stars Çin sürümünde sesli sohbet var abi. Brawl Stars ekibi şöyle bir cevap vermiş: bunu Çin'de yapmak daha kolay çünkü orada oyuncular sadece Çince konuşuyor ve moderasyon yapmak daha kolay. Ancak global versiyonda birçok dil var ve şu an moderasyon yapmak bu konuyla alakalı mümkün değil demiş ve sesli sohbetin yakın zamanda oyuna eklenmeyeceğini net bir dille söylemişler. Ve aslında arkadaşlar bu yayınladıkları podcast'te oyuna bir sonraki Brawl Talk'la beraber gelecek iki şeyi de bizlere söylüyorlar. Bunlardan bir tanesi şu: bir sonraki güncellemede kupa sıfırlamasında bir değişiklik olacak denmiş. Burada Dani söylüyor sanırım bunu arkadaşlar ve bir sonraki Brawl Talk'ta arkadaşlar gelecek özelliklerden biri dediğim gibi kupa sıfırlamasında bir değişiklik olacak. Bir diğerisi arkadaşlar şu: geliştiriciler, yani Brawl Stars ekibi mücadeleler, görevler veya oyun modları aracılığıyla olmadan yeni bir ücretsiz karakter vermenin yeni yollarını düşünüyorlarmış. Bir sonraki güncellemede, yani Aralık sonunda bu ücretsiz karakterimiz oyuna gelecekmiş arkadaşlar. Böyle bir de bilgi var. Ben de burada şöyle düşündüm abi: nasıl ki geçen sene Aralık ayında Miko ücretsiz bir karakter olaraktan oyuna gelmişti, Brawl the Days hediyesi olarak, muhtemelen yine Aralık ayında dediklerine göre Brawl the Days hediyesi olarak da arkadaşlar bir tane ücretsiz karakter verilecek bizlere. Bu da yine podcast içerisindeki söylenen en önemli olaylardan biriydi ve biz önümüzdeki Brawl Talk'ta arkadaşlar nasıl ki dediğim gibi geçen sene Miko Brawl the Days hediyesi olarak ücretsiz verildi, bu Brawl Talk'ta da yine Brawl the Days hediyesi olarak ücretsiz verilecek bir tane karakter göreceğiz abi. Onun bilgisini sizlere vereyim. Ve diğer maddeler ise hızlı hızlı şu şekilde: kupa sistemi, yani lig, bir sonraki güncellemede değiştirilecek. Ancak Brawl Stars ekibi bunu kökten değiştirmeyi planlamıyor. Ancak yüksek kupalı maçları optimize etmek için değişiklikler yapacaklarmış. Daha birçok yeni kulüp etkinliği olacakmış. Ancak Mega Kumbara kalıcı olarak kalmaya devam edecek. Geliştiriciler, yani Brawl Stars ekibi bir hiperşarj kostümü oluşturmak için bir Supercell Make kampanyası yapma fikrini kabul etmişler ve çok yakında bu kampanya gerçekleşecekmiş. Bununla da alakalı şöyle bir fikrim var arkadaşlar: nasıl ki geçen sene yine Brawl the Days hediyesi olarak verilen Cold kostümü Supercell Make'te tasarlanmıştı. Supercell Make'te önümüzdeki günlerde tasarlanmaya başlayacak olan hiperşarj kostümü de muhtemelen ücretsiz bizlere verilecek. Çünkü hiperşarj kostümlerinin hepsi bizlere ücretsiz verildi ve geçen sene de ücretsiz verilen Cold kostümü bildiğiniz gibi Supercell Make kostümüydü ve yine Brawl the Days'e özel bizlere ücretsiz verilmişti. Ve muhtemelen şu anda da Supercell Make'te tasarlanacak olan bu hiperşarj kostümü Brawl the Days'te bizlere ücretsiz verilecek arkadaşlar. Bu %100 değil, ancak benim fikrim bu yönde. Bunu da sizlere söyleyeyim. Ve yine Nani, Charlie, Bell ve benzerlerinin hiperşarjları çok zayıf oldukları için yakında tamamen değiştirileceklermiş. Ve yine çok önemli bir madde arkadaşlar: Brawl Stars ekibi başarılı için özel ödüller eklemek istiyor. Örneğin bir ünvan veya belirli günler boyunca oturum açıldıktan sonra oyunculara
da verilecek olan bir kostüm gibi. Yani yine başarılar diye bir özellik oyunu eklemeyi düşünüyormuş Brawl Stars 8'e ve bununla beraber bu başarılar özelliğiyle beraber ücretsiz ödüller vermeyi planlıyorlarmış. Sanırım Heyday'de var bu başarılar özelliği, Brawl Stars'ta eklemeyi planlıyorlarmış ve bu başarılar özelliğiyle beraber hatta bir ücretsiz kostüm bile vermeyi planlıyormuş abi Brawl Stars 8'e. Yine bu da çok önemli bir maddeydi. Bu podcast içerisinde konuşulan. Onun haricinde de arkadaşlar söylentileri ortadan kaldırmak için kutular şikayetler veya kumar nedeniyle değil oyuncu şikayetleri nedeniyle kaldırılmış ve kaldırılması şikayetleri azaltmış arkadaşlar. Böyle bir bilgi paylaşılmış podcast içerisinde. Ve bununla da beraber arkadaşlar bu yayınlanan Time to Explain bölümünde 2 saat 43 dakikalık süre boyunca sorulan en önemli soruları ve verilen en önemli cevapları sizlere göstermiş oldum. Yani güzel de bir kısa özet sizlere gösterdim. Umarım da videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Başka da Brawl Stars sorularına görüşürüz. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın ve bay bay.